ardından gelişmelere kaldığımız yerden devam edelim. İklim ve çevre uzmanları yıllardır küresel iklim değişikliğinin olası etkileri üzerinde duruyor. Yakın zamanda yapılan bir uyarı ise doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Buna göre Türkiye'nin bazı bölgelerini kuraklık, bazı bölgelerini de yağışlar vuracak. Rapordan çarpıcı satır başları geliyor şimdi ekranlarınıza. Seyirciler, ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesini aktaralım. Pakistan'da uçak düştü. Pakistan'da İslamabad yakınlarında 150 yolcu taşıyan uçak düştü. Ayrıntıları NTV Pakistan muhabiri Fakur Errahman'dan alacağız. Fakur. Evet, Pakistan'da İslamabad'ın civarındaki dağlarda bir özel hava servisi bu yolcu uçağı düştü haberini aldık az önce. Şu anda başkent İstanbul'da yoğun aşırı yağmur var ve bu yüzden uçağın düştüğü belirtildi. Uçaktan mesebatı ile birlikte 162 yolcunun olduğu belirtildi ve bu yolcuların ne kadar sağ olduğu ve sağ kalmadığı konusunda henüz yetkiler kesin olarak bir şey söylemekten taşınıyor. Ancak uçağın içinde 162 yolcunun olduğu belirtildi. Bu uçak ilk sefer yapıyordu. Karaçi kentinden başkent İstanbul'a doğru gelerken başkentin civarındaki dağlık tepelerde düştüğü belirtildi. Ve yardım ekipleri şu anda uçağın düştüğü yere ve enkaz yakınına gitmeye çalışıyorlar. Evet, Fakur Errahman Pakistan'daki uçak kazası ile ilgili ayrıntıları bize aktardı. Gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, tekrar birlikte olacağız. Uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ha çıktı ha çıkacak derken popstar Tarkan'ın yeni albümü müzik marketlerdeki yerini alıyor. Tarkan'ın son albümü Adımı Kalbine Yaz 29 Temmuz Perşembe günü hayranlarıyla buluşuyor. And then open.